Bakın bu raporda ben şunu bekliyorum. Ya yani, bu aylarca sürmüş, e, bu kadar titiz çalışma yapıldığı söylenen bir e, komisyon raporunun sonuçta o gün e, vekilin de söylediği gibi komisyon başkanının yani bunu aktarırken 1967 yılında işte sahte bir makbuzu bu sahte aldırıp ya sahte veya Sa değil. Nedir yani 1967 Saht yılındaki sahteliği tartışmasız. Tartışmasız. Evet. tartışmasız. Ya yani, 1967 yılında 5 bin lira CHP, işte Fethullah Gülene yardım etti diye bir makbuzu göstererek bu komisyon raporunu bir basın toplantısında açıklamak, ya bana birazcık bu işi çok hafife almak, bu işi biraz sulandırmak gibi geliyor. O, ben o raporda bakın, bir şey ben o raporda ya. bırakın 1967 yılını, 1998 yılında Cevdet Saral ilk defa FETÖ'nün bir terör örgütleşmesi içerisinde örgütü kurmak içerisinde bulunduğuna dair bir rapor hazırladı biliyorsunuz. Hı hı. Osmanak ve Cevde Saral ekibi. Hı hı. Şimdi bu rapordan bahset bahsetmeliydi. 2000 yılında Nuhmete Yükselin terör örgütü kurmak, devleti dine esaslara dayalı bir devlet nizamı kurmaktan Fethullah Gülen hakkında açtığı iddianameleri değerlendirmesi gerekiyordu. 2002'de rahmetli Hablemitoğlu'nun Köstebek kitabında açık kaynaklara yansımış bilgiler daha 2002 yılı FETÖ örgütlenmesinin ne aşamada olduğunu gösteren yayınlarından bahsetmesi gerekiyordu. 2004 yılındaki milli güvenlik kararlarını etraflıca işlemesi gerekiyordu. O milli güvenlik kararlarında ya bunların yurtlar, okullar üzerinden büyük bir örgütlenme içinde oldukları bunlara dikkat edilmesi gerektiği, bunların mutlaka denetlenmesi gerektiği ve bunların hücre tipi, işte ışık evle şurada burada e, yapılandıklarına dair e, o raporun irdelenmesi. Daha sonra biliyorsunuz müsteşarın o devrin başbakanına ya bu raporu çok dikkate almayalım değişinin demesinin nedenlerini sorgulaması gerekiyordu. Bize ders vermesi açısından. 6 sene sonra bir başbakan yardımcısının biz o raporu yok saydık demesinin makbul ve geçerli nedenlerini, gerekçelerini sayması lazımdı. Bunları ortaya koymalıydı. Yani 2000 yılından itibaren hızlı bir şekilde bu terör örgütünün devletin içinde niçin bu kadar etkin bir hale geldiği, 2007'de başlayan kumpas davalarla işte orduyu bu derece e, tasfiye ederken ordu kadrolarını, 2016 yılında yaşadığımız darbenin adımlarının böyle adım adım atılmasının müsebbiplerini, burada ihmali olanları tekrarlanmaması açısından yapılması gerekenleri ortaya dökmesi gerekiyordu. Yani siz bunları bırakıyorsunuz, bunlar ortada yok, bunlar tartışılmayacak. 1967 yılında bir makbuzla biz FETÖ'nün devlet içinde bak ta o zaman başlamış yardım da edilmiş şeklindeki bir gerekçeyle bugünleri hafif sayamayız. Bugünleri üstün körü geçemeyiz.